Herkese merhabalar. Bugünkü incelememde beklenen modeli wireless var. Yaklaşık bir buçuk haftadır bu mouse'u deniyorum ve sürekli kullanıyorum. Açıkçası ben çok şaşırdım bu kadar kaliteli ve performanslı olabileceğini hiç düşünmüyordum. Bunu kullandıktan sonra elimde olan G Pro Wireless'ı resmen kullanmak istemedim. Bu delikli yapıda olmasının sebebi hafifliğinden kaynaklanıyor ve sadece 69 gramlık bir ağırlığımız var. Burada Type-C giriş kullanmaları çok büyük bir avantaj olmuş. Skatezlerimiz G skatezler. Sensöre geldiğimizde ise yepyeni bir sensör olan PixArt Bump sensör bizi karşılıyor. 400 IPS, 1000 Hz ve 19000 dpi'ye kadar değerimiz var. Bu sensör lojide işte Hero ve PixArt 3389 ile yaklaşık olarak aynı değerlerde. Şimdi kutu içeriğimizden bir adet Type-C para korunumsu bir kablo çıkıyor. Bir adet aracı ve bir adet de USB dongle'ımız mevcut. İsterseniz dongle'ı direkt bilgisayara takın ya da aracı vasıtasıyla masanızda bulundurun. Şimdi kablo o kadar hafif bir kablo ki açıkçası şarj olurken kullanabiliyorsunuz zaten ve şarj olurken oynadığınız zaman hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Çünkü para çok güzel hafif bir kablo yapmışlar. Şarjımız ise full ışıkta 17 saat kadar gidiyor. Tekli ışıkta 30 saat kadar ve ışıksız modda da 71 saat kadar bir pil ömrümüz var. Açıkçası şarjda eken de kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor. Şimdi bu mouse hakkında biraz detaylı konuşmak istiyorum özellikle yapı kalitesi ve sensör hakkında Şimdi normal model odan Yapı kalitesi inanılmaz farklı Daha sağlam hissettiriyor daha güzel bir plastik malzeme kullanmışlar Yani zaten hem wireless oluşu hem de aynı hafifliği koruması da büyük ihtimal bundan kaynaklanıyor plastikte bir değişiklik yapmışlar Ama çok daha iyi olmuş e, Sensör konusuna gelirsek de Bu PixArt'ın Bump sensörü e, PixArt ve Glorious'un ortaklığında çıkan bir sensör Yani wireless bir sensör Şimdi son zamanlarda Pixar yeni bir sensör çıkardı. PMV 3370 diye. Bu 3370 bu bump sensörle birebir aynı değerlere sahip. Yani ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi normal olarak normal sensörleri kablosuzlarda kullanamıyorlar güçteki güç tüketiminden dolayı. Onları biraz revize edip yeni bir sensör çıkarıyorlar. Şimdi bu 3370'in değerlerine baktığımda bump ile aynı. İkisi de Pixar zaten. Büyük ihtimal bu yeni çıkan 3370'in kablosuz versiyonu bu. Aynısını Razer da yapıyor. Bu Focus Plus adlı sensörünü çıkarıyor. Halbuki o da e, Pixart'ın 3389 adlı sensörünün hafif bir revize edilmiş hali. Sensör konusunda hiçbir problem yok. E, Logitech Hero ile bire birebir aynı değerlere de sahip. Hani sadece bu ivme kuvvetinde çok ufak bir farklılık var. His, e, kesinlikle insanın hissedebile hissedebileceği şeyler değil. E, ben Model O Wireless'ı açıkçası G Pro Wireless yerine öneriyorum. Ee, kendi kişisel önerimdir bu Ben G Pro Wireless'ı çok uzun bir süre kullandım Model O'yu da yaklaşık bir buçuk haftadır kullanıyorum ve çok memnunum Şimdi G Pro Wireless'la karşılaştırmasına geçtiğimizde ikisi e, de ambidextr tasarıma sahip Yani çift ele uygun tasarım Bu solak arkadaşlar için gerçekten iyi bir şey Çünkü onlar e, her mouse'u kullanamıyorlar ambidextr tasarımlar hariç Model O Wireless G Pro Wireless'dan biraz daha uzun Ama biraz daha alçak olduğunu söyleyebilirim Model O Wireless'ın avantajı Type-C giriş kullanması. G Pro Wireless ise hala micro USB giriş kullanmakta ısrar ediyor. Bu yeni çıkan modelinde de hala geçerli. Tasarımsal olarak e, Model O Wireless biraz daha bana rahat oluyor. Ben hibrit tutuşta çok daha rahat ettim. Skatezlere geldiğimizde G Pro Wireless'ın normalde stok skatezleri var. E, Model O Wireless'ın PTFE skatezleri. Ben bu G Pro Wireless'a sonradan Hyperglide taktım daha iyi kaysın diye. Normalleri çünkü gerçekten çok kötü. Monomoos'u gönderen ve deneme fırsatı sunan Glorious'un Türkiye Dispiritörü Connect Game'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer siz de 2 yıl garantili almak istiyorsanız isterseniz kendi sitelerinden beyaz ve siyah seçenekleriyle isterseniz de N11'de yine kendi mağazalarından satın alabilirsiniz. Gerçekten 2 yıl garantili almak büyük avantaj ne olacağı belli olmaz çünkü. Şimdi Glorious'un yenilenen bir yazılımı ile karşınızdayız. Lightning olan kısım yani ışıklandırma. Burada klasik model onun efektleri var. Burada dönme hızını ayarlıyorsunuz yani o, özellikle Glorious modda var bu. Yani ne kadar hızlı ışıklar gidip geliyor onu ayarlıyorsunuz. Brightness da parlaklık. Burada key de istediğiniz tuşa istediğinizi atıyorsunuz. Performance kısmında da DPI'nizi ayarlıyorsunuz. Burada lift of distance var. Yani mouse kaldırdığınızda algılama şekli. Bunu en yüksek yaparsanız mouse'u biraz daha havadan algılar. En düşük yaptığınız zaman iyice yerden algılar mouse. Yani kişiden kişiye değişir. Bunun iyisi veya kötüsü diye bir şey yoktur. Bu da debounce time. Yani bunu azalttığınız zaman galiba çok daha hızlı algılıyor switch'i. ben bunu 10 milisaniyede tutuyorum. Klasiği de budur zaten. Hani bunun ayarıyla açacağız pek oynamadım. Yazılımda bu kadar biraz daha gelişmiş, güzel olmuş, tatlı olmuş. En azından klasik değil eskisi gibi. Eğer bir sorunuz varsa arkadaşlar lütfen aşağıda yorumlara yazın. Ben de size seve seve cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın.